Cümleten selamun aleyküm değerli dostlarım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle konuşacağımız konu Anadolu'daki maden işlemeciliği ile alakalı. Bu maden işlemeciliği konusunda milattan önce, milattan sonra yani antik çağlardan tutun günümüz tarihi itibariyle, genel itibariyle de eski tarih dönemlerinde kullanılan maden ocakları, altın ve gümüş yatakları ile alakalı, bunlarla ilgili elde edilen arkeolojik kalıntılar, bu veriler ışığında konuşacağız aynı zamanda. Ve tarihteki günümüze ulaşan çeşitli yazıtlar, bu yazıtlardan elde edilen veriler neticesinde hangi bölgede nasıl bir altın yoğunluğu olduğu veyahut da işlemeciliğin hangi safhalarda olduğunu bunlar üzerine bir konuşalım, bunları bir anlatalım istedim. Bu konu gerçekten önemli arkadaşlar. Özellikle bakın anlatacağımız bölgelerde altın ve gümüş yataklarının yoğun olduğu bölgeler için bunu söyleyelim. Diğer bölgelerde değersiz konuma koyabileceğimiz işaretler bu bölgelerde kıymetli konuma geçmektedir. Sebebi de işte bu işlemecilikten dolayıdır, maden işlemeciliğinden dolayıdır. Yani siz diyelim ki A şehrinde, maden işlemeci olmayan A şehrinde değersiz konumda olan bir mezar işaretini, mezar sunu çukurunu gördünüz. Fakir işi olarak değerlendiriyorsunuz. Ama bu B şehrinde altın işlemeciliği ya da gümüş işlemeciliğinin yataklarının olduğu bir bölgede olan aynı işaret burada kıymetli konuma gelmektedir. A'da yanına konulan hediyeler fakir işi diye tabir ettiğimiz durumu ihtiva ederken bu B'de tamamen zengin işçiliği olarak değerlendirebileceğimiz bir konuma geçmektedir. Böyle bir örnekleme verelim ve konumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi görselde görmüş olduğunuz harita çeşitli maden yataklarının Anadolu'da dağılım şekliyle alakalı bir harita. Bu haritalar tabii ki değişmekte. Dönemsel olarak da değişmekte. Bunları tabi ilerleyen görsellerimizde daha net ortaya koyacağız. Üzerinde de tek tek anlatacağız. İlk önce bu görselimizle şey yapalım. Özellikle arkadaşlar Anadolu coğrafyasının batı kısmı yani Batı Anadolu dediğimiz kısım altın madenleri açısından gerçekten çok zengin bölgelerdir. Batı Anadolu bölgesindeki işaretler de bu konumda daha fazla değer kazanmaktadır. Bölgenin özellikle Batı Anadolu bölgesi için konuşuyorum arkadaşlar. Orta ve kuzey kesimleri altın madenlerinin yoğunlaştığı noktalar olarak değerlendirilmekte. Bu tabii bu söylemler dediğimiz gibi hem arkeolojik verilerden hem de tarihsel yazıtlarla alakalı hususlardan yola çıkarak elde ettiğimiz sonuçlar. Şimdi mesela Çanakkale elinde Astra şehri denir veyahut da işte Asya diye de isimlendirilebilir bir antik kent vardır. Çeşitli yorumlarla söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu kentin yakınlarında şurada 3 numarada görünüyor ya, kırmızıyla alayım daha net olsun. 3 numarayla çizmiş olduğumuz yer. Bu 3 numarada ilk kullanım tarihi itibariyle baktığınız zaman Tunç Çağı'nda altın madeni işlemeciliği yapılmış burada arkadaşlar. Yani elde edilen veriler bunu göstermekte. Bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Tunç Çağı'nda altına verilen önem günümüz itibariyle veyahut da yakın çağ itibariyle olduğu kadar fazlasıyla önem verilmemekteydi. Yani burada yaşayan medeniyetler özellikle yine mezar örneğinden gideyim. Mezarlarda hediye bırakılırken rahatlıkla fazla fazla altın objeler bırakabiliyorlardı. Çünkü onlar için bir değeri yoktu. Yani bunu rahatlıkla bir hediye olarak sunabiliyorlardı. O anlamda hani bu aklınızda bulunsun bakarken. Yine Doğu Karadeniz bölgesine geçelim. Doğu Karadeniz bölgesi Doğu Karadeniz'in dağları özellikle Sivas ve Elazığ çevresi bu altın cevherleşmesi ve altın işlemeciliği konusunda önemli yerlerdir. Tekrar edelim Doğu Karadeniz'in dağlık bölgesinde ve Sivas ve Elazığ çevresinde. Şimdi bu bölgelerde ilk başta söylediğimiz değersiz konumdaki işaretlere denk gelirseniz arkadaşlar buralar bizler için diğer bölgelere göre daha değerli olarak nitelendirebileceğimiz ve üzerine eğilebileceğimiz bir husustur. Şimdi bana attığınız mesajlarda ben size bölge soruyorum. Sadece bölge itibariyle soruyorum. Bunu sormamın sebeplerinden bir tanesi de bu maden konularıdır arkadaşlar. Gerçekten önemli konulardır. Şimdi Sivas apayrı bir yere sahiptir bu altın madeni konularında. Onu belirtelim. Kangal ilçesinde yer alan Bakırtepe şu No 11'de belirtilen yerde kırmızıyla alalım içine şöyle. Arkadaşlar bu bölgede özellikle üzerine 11 olarak yazdığımız bölge itibariyle söylüyorum arkadaşlar. İlk antik çağlara yani insanlığın ilk çağlarına giriyorsunuz da
O döneme ait burada altın işlemeciliği ve Som altın işlemeciliği bulunmakta. Bu da demektir ki yani o dönemden bu döneme kadar sıralama koyduğunuz zaman ilk çağlardan bu çağlara kadar altına verilen ehemmiyet veyahut da işte günlük kullanımda bir ticaret malı olarak kullanma konusuna geçecek olursak eski dönemde yani antik dönem diye de tabir ettiğimiz dönemde ticaret objesi olarak veyahut da ticarette kullanılabilecek bir malzeme olarak kullanılmadığından dolayı bunlar rahatlıkla yani yerleşim yerlerinde, saklama yerlerinde, mahzenlerde, mezarlarda fazlasıyla rastlanabileceğini bize göstermektedir. Yani biz de araştırmamızı yaparken işte antik çağda bir maden işlemeciliği olan bölge bu orta çağ seviyesindeki maden işlemeciliği bölgesiyle kıyasladığımız zaman antik çağdaki kapalı alanlarda bulunan veyahut da arazide tek tek yönünde bir araştırma yaptığımız zaman o bizim için daha değerli konuma geçmektedir. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kısaca böyle bir altından bahsettik. Tabii daha detaylı anlatacağım. Birkaç da gümüş üzerine konuşalım. Gümüşle alakalı. Şimdi gümüş Batı Anadolu'da Kütahya'da, Gümüşköy, Aktepe'de bu bölgelerde fazlasıyla denk gelinebilen ve yine antik çağlardan beri işlemecili olan bölgeler arasına geçer. Özellikle şimdi 9 numarayla aldığımız bölge var ya arkadaşlar bu bölge kompleks olarak komple gümüş madeni. Milattan önce 3000 yılına dayanan bir tarihçesi var. Gümüş işlemeciliğinin buradaki. Bu da aynı zamanda hani şimdi gümüş işlemeciliği veya da altın işlemeciliği dediğimizde genelde bizim aklımıza ya gümüş para ya altın para geliyor. Yok arkadaşlar şimdi para dönemi daha sonraki dönemlere dayanıyor. Bu gümüş işlemeciliği ve altın işlemeciliği döneminde çoğunlukla objeler olmaktaydı. Yani objeler üzerinden aklınızda kalsın ya da objesel düşünmenizi tavsiye ederim. O anlamda araştırma yaparken de bunlara dikkat edin. Mesela işte gümüşün kararma mantığını aklınıza bulundurursanız arazide bulduğunuz herhangi bir objenin gümüş olarak da değerlendirebileceğiniz bir konumda olabileceğini düşünün. Yani sizin 9 numara çevresinde bulduğunuz böyle bronz benzeri dışarıdan baktığında hafif bronz gibi görünür veyahut da dediğim gibi kararmış kara bir taş modeli gibi bir şey gibi karşınıza denk gelebilecek çeşitli objelerin de değerli konumda olduğunu bilmeniz gerekiyor. Özellikle dedektör kullanan arkadaşlar bunu daha net tecrübe etmişlerdir. Daha net bir verisi elinde bulunur. Bu da bu şekilde aklımızda kalsın. Anadolu bugüne kadar dünyadaki bilinen en eski gümüş yataklarına sahiptir. Yani Anadolu medeniyeti olarak baktığınız zaman en eski gümüş yatakları veyahut da işlemeciliği dünyada Anadolu'dadır. Bu aynı zamanda altın için de geçerlidir. Yani her iki maden için de geçerlidir. Şimdi Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda Argenos adı verilen ve tarih öncesi dönemlerden kaldığı düşünülen büyük bir gümüş işletmesi saptanmıştır arkadaşlar. Orada arkeolojik verileri de bunlar ön plana çıkmıştır. Midilli Adası bölgesinde. Yine Balıkesir ilinde Balya ilçesi. Balya ilçesi ve çevresini aynı şekilde söyleyebiliriz. Aynı adla anılan, geçmiş dönemde aynı adla yani Balya ile anılan maden işletmesi mevcut. Kuzey Batı Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerinde kullanılmış önemli büyük gümüş yatakları da yine Anadolu coğrafyasında bulunmaktadır. Şimdi Balya diye tabir ettiğimiz şu 8 numarayla aldığımız bölge var ya arkadaşlar. Özellikle izleyen arkadaşlarımız için ben tekrar tekrar çiziyorum. Bu bölgesi dediğimiz gibi yani antik medeniyetlerden veyahut da antik çağlardan beri kullanılan bir gümüş yatağı olarak aklınızda bulunsun. Baktığınız zaman ya da o bölgede bulunan arkadaşlar araştırmalarını yaparken buna göre yapabilir. Şimdi Ayvalık'ın batısında Ege Denizi olan yer var ya arkadaşlar bu bölge Maden Adası veyahut da eski dönemlerde yine gümüş işlemeciliğinin yapıldığı bölgeler olarak da bir takım arkeolojik verilerin veyahut da buluntuların olduğu görülmüş bu bölgelerde. Bu bölgeler de yine bizler için kıymete haiz noktalardır. Şu 7 numarayla çizilen 7 numara olarak numaralandıran bölge var ya bahsettiğim bölge bu. Görüyorsunuz zaten 6, 7, 8 olarak şu şekilde peş peşe dizdiğiniz zaman Ege bölgesindeki fazlalıkla gümüş yatağının veyahut da gümüş işlemeciliğinin ön planda olduğunu görmektesiniz. Zaten buradan gri renklerin gümüş olduğunu anlayabilirsiniz. O yüzden hani ben daha çok fazla işlemeciliğin olduğu bölgeler üzerine konuşmak istiyorum sizlerle. Yine Toroslara inelim. Şimdi Toroslar üzerinde Haladağ bölgesinde
Şu 24 numarayla numaralandıran bölge için konuşuyorum arkadaşlar. Bu bölgede de fazlasıyla bir gümüş işlemeciliği vardır ve bu gümüş işlemecilikleri de gerçekten hani üst düzey bir işlemecilik. Telkari dediğimiz altın, telkari dediğimiz altın üzerindeki işlemecilik var ya arkadaşlar, aynı şekilde düşünün bunu da bu değerlendirme anlamında. Bu da demektir ki çıkan objelerin gerçekten kıymete haiz olduğunu veyahut da işte nadirlik örneğinin olabileceği çıkan objelerden veyahut da bulunan objeler için bunları konuşabiliriz. Bu şekilde bakmanız gerekiyor. Burada Bulgar madeni var arkadaşlar. Yozgat'ta Akdağ madeni var. Elazığ'da Keban madeni var. İşte Kuzey Anadolu dağları üzerinde bu çeşitli yine gümüş işlemeciliğinin veya gümüş madenlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Dünyadaki ilk bakır, kurşun, demir ve yine altını da katabiliriz. Bunlar Anadolu'da işlenmiştir arkadaşlar, bu madenler. Şimdi ben bakır ve kurşunu, demiri çok fazla ön planda tutmadım. Gerekirse onlar için de ayrıca bir video yapabiliriz. Çünkü gerçekten maden konuları önemli. Şimdi Hititler, özellikle Anadolu'da yaşayan medeniyetler için konuşalım. En başlarına Hititleri, Urartuluları, Frikyalıları, Lidyalıları, bunları koyabiliriz arkadaşlar. Bu medeniyetlerin yaşadığı bölgeler itibariyle özellikle merkez bölgelerinde Anadolu şey için bu altın ve gümüş işlemeciliğinin toplama merkezi olarak düşünebilirsiniz. Ve bu medeniyetler diğer medeniyetlere göre daha fazla madenle haşir neşir olmuşlardır. Milattan önce 5000 yılından kalma altın süs eşyaları vardır bu bölgelerde. Yine bahsetmiş olduğum bölgelerde. Ve yapılış itibariyle mesela altın örneklemesi için verelim. Yapılan altınların %90-95'i çıkarılan, bu zamana kadar elde edilen altınların som altın olarak tabir edilen altınlar arkadaşlar. Bunlar tabii ki paranın bulunmadan önceki veyahut da paranın dünya tarihinde literatüre girmeden önceki hali için konuşabileceğimiz durumlar daha fazlasıyla. Yine işte ilk altın paranın Salihli'de basıldığını biliyorsunuz. O bölge itibariyle de yine altın zenginliğini de düşünebilirsiniz. Tabii bu basım ve darphaneler konusunda ayrı bir parantez açmak isterim. Onlarla ilgili ayrı bir şey anlatmak isterim. Şimdi Samsun bölgesine geçmek istiyorum. Samsun bölgesi, özellikle de merkez Samsun merkez bölgesi, merkez mahalleler de dahil olmak üzere arkadaşlar, altın işlemeciliğinde tarihte kendine apayrı bir sayfa ayırmıştır. Bunu bilmenizde fayda var. Burada bulunan, şimdi bir yol çalışmasında, Samsun merkezdeki bir yol çalışmasında 5 yani bir tane delik bulunuyor. Müzeye haber veriliyor. Müze yetkilileri geliyor buraya, deliğe bakıyorlar ki Horasan'la sıvanmış bir yere açıldığını görüyorlar. 5'e 5, 2.30 yüksekliğinde bir mezar odası olduğunu görüyorlar. Burada hemen yakınında toplamda 5 tane mezar buluyorlar arkadaşlar. 5 mezarda o kadar çok altın eşya çıkıyor ki bu altınların hemen hemen hepsi som altından yapılmakta. Bazı örnekler, yani 100 üzerinden değerlendirelim. %95'i som altın, %5'i de 24 ayar altın olarak değerlendirilmiş, yani alınan verilerde. Mesela taşlar var. Bir taç yapmışlar. Yaprak şeklinde, yaprak taş diye tabir ettiğimiz, bilirsiniz az çok. Bu şekilde. Yani bir mezardan 64 farklı obje çıkmış. Hani benzer objeleri de koyun. Mesela altın düğmeler çıkmış. Mesela altın düğme kaç tane çıkmış? 30 tane çıkmış. Onu tek obje olarak değerlendirelim. Bir kaya mezarı burası arkadaşlar. 5'e 5, 2.30. Yani böyle devasa bir kaya mezarı da diyemeyeceğimiz bir husus. Ancak hani kral mezarı olarak da değerlendirebileceğiniz bir mezar sistemi. Ben detayına çok fazla girmeyeceğim. Ancak yani kral mezarı bir tane. Yakınındaki 4 mezarda da aynı şekilde şeyler çıkıyor. Yakın akrabalar da olsa dahi. Bu şu demektir. Mezardaki objeleri aldığınız zaman bölgede altın işlemeciliğini de belirlediniz. Diğer mezarlarda da ya da bulunabilecek diğer, bu Samsun merkez için konuşalım, diğer mezarlarda da aynı oranda birebir de 64 parça çıkmayabilir ama 4 parça çıkabilir. Ama daha iç bölgelere geçtiğiniz zaman açılan mezar örnekleri görülmekte. En fazla arkadaşlar 3 tane küp, işte 2 tane bilezik, bronz bilezik, birkaç parça cam gözyaşı şişesi çıkmakta. Bu anlamda da değerlendirmeyi, yani kıyaslamayı yaptığınız zaman çıkan verilerin bizi maden işlemeciliğini bilmekte, bildiğimiz zaman
çok sağlam ipuçları verdiğini veyahut da çalışma yaptığımız zaman değerli değersiz ayrımı yapmaya çalışıyoruz ya, bu ayrımlar yönünde bizi gerçekten aydınlatacak bir olgu olduğunu görmekteyiz. Şimdi görselimizi bir değiştirelim. Şu şekilde altın madenlerinin birkaç daha geniş şekliyle, Anadolu'nun geniş şekliyle ve buradaki Yıldız'da konulan altın madenleri bölgesi var ya arkadaşlar. Bunlar yoğunluğun olduğu bölgeler bakın. Daha farklı bölgelerde de var. Ama çok fazla yoğun diye tabir edebileceğimiz noktalar arasında alabileceğimiz yerler buralar. Bu şekilde bakın. Şimdi Anadolu'daki en eski madencilik Neolitik çağ dediğimiz milattan önce işte 7200'ler, işte 6700'ler. Bunlar Diyarbakır Ergani Çayönü bakır madenleridir. En eski madencilik, dünyadaki en eski madencilik de diyebiliriz buraya bir nevi. Ama yeni keşiflerle bu biraz değişebilir. Orası ayrı yani, burası antiparantez olarak kalsın. Şimdi dediğimiz gibi Diyarbakır Ergani'de Çayönü'ndeki bu bakır madeni bölgesine baktığınız zaman yine burada da bir takım değerli objelerin yapıldığını belirleyebiliriz veyahut da söyleyebiliriz. Buluntular yönünden de çıkabilir. Bu da şu demektir arkadaşlar. Eğer ki siz Diyarbakır Ergani bölgesindeyseniz ve burada bulmuş olduğunuz bir işaret sistemi, diyelim ki mahzen işaret sistemini buldunuz. Mahzeninizde çıkabilecek maden artıkları veyahut da yapılan bir eşyanın, obje diye tabir ettiğimiz objelerin karşınıza, hangi maden olarak karşınıza çıkabileceği yönünde size artı bilgi verir. Bu da şu demektir. Hani diğer bölgelere göre yine siz kıymetli bir bölgedesiniz. Ve buradaki işaret kötü gibi görünse de aslında zengin bir işaret olarak da değerlendirebileceğimiz bir husustur. Bu konunun üzerine fazlasıyla baskılamak istiyorum, fazlasıyla durmak istiyorum. Dediğim gibi sebebi de bu. Şu görselde görmüş olduğunuz, az önce bahsetmiş olduğum Samsun merkezdeki çıkarılan altın objeler arkadaşlar. Şöyle bir baktığınız zaman, gözle gördüğünüz zaman buradaki işçiliği, taşları, madenlerini dahil olmak üzere değerli taşları da görmektesiniz. Bu, yani şöyle bir gözünüzde canlandırın arkadaşlar. İşte altın madeninin işlemeciliğinin olduğu bölgedeki bir tane mezardan elde edilen veriler. Elde edilen veyahut da bulunan objeler. Bunun daha parça parça hali var. Yani sadece bu bir mezardan çıkarılan çeşitli objeler arkadaşlar. Ben size sadece altınlarını saydım. Daha bunun cam eşyaları var, bronzları var, bakırları var, demirleri var, işte heykelleri var. Ben onlara daha girmedim. Sadece altın olan kısımdan bahsediyorum. Altın işlemeciliğinin refah seviyesini nasıl yükselttiğini az çok hepimiz biliriz. Bu anlamda da görselimiz de buna bunu destekler niteliktedir. O şekilde söyleyelim. Yine devam edelim arkadaşlar. Mesela bu bakır hususunda söyledik ya, çok fazla detaya girmeyeceğim. İstek olursa bakır ve dediğim gibi kurşun, kalay, bu madenleri ayrıca anlatabiliriz. Milattan önce 5000 yıllarına Mersin Yamuktepe'de ilk işleme örneklerine bu bölgede de rastlanmıştır. Mersin Yamuktepe bölgesiyle Diyarbakır Ergani. Bu işi yerdeki arkadaşlarımız çalışmalarını yaparken daha üzerine yapmalarını tavsiye ederim. Bunu söyleyebilir arkadaşlar. Yine Çorum bölgesinde Dere Kutuğun diye adlandırılan yerde arkadaşlar aynı şekilde milattan önceye dayanan çeşitli maden işlemeciliğin olduğu bölgeler, bu bölgelerde ve yine bu bölgelerdeki arkadaşlar işaret sistemlerine denk gelirse bunların peşine bırakmamasını tavsiye ederim. Niğde, Çamardı, Celaller Köyü ya da Kestel Mevki olarak geçer arkadaşlar orada. Kestel Mevki'nde belirlenen yeraltı maden işletmeciliği zenginleştirme atölyesi anlamını veyahut işte ekstradan katkı olarak düşünün bunu. Bunların milattan önce 2800 yılına ait işletmeleri mevcut arkadaşlar burada. Yani maden zenginleştirilmesi yapılmış bu bölgede. Yine bu bölgedeki bu zenginleştirme işlemi milattan önce dedik ya işte 2800 yılında. 2800 yılından Bizans dönemine kadar. Yani bu bölgede maden işlemeciliği yapılmış. Mesela burada en önemli çıkarılan maden kalaydı. Bu kalay 1000 yılın üzerinde bu bölgeden çıkartıldı. Yani 1000 yıl boyunca sürekli buradan kalay işlemeciliği yapıldı. Her gelen medeniyet yarım kalan. Yani burada işte diyelim ki
başka bir A medeniyetinden B medeniyetine geçti bu bölge. Bu bölgede devam ettiler arkadaşlar, yani sürekli olarak çıkarılmaya devam etti. Bu da şu demektir. Hani ilk başta çıkarılan madenle daha sonra da çıkarılan madenin işlemeciliği, işte kullanım alanları her zaman daha kendini geliştirerek devam etmektedir. Siz bu bölgede araştırma yapıyorsanız bunun her türlü örneğine rastlarsınız. Ve bunun ilk örnekleri dediğimiz gibi nadirlik örneğidir. Diğer örneklerine kıyasla daha bir kıymetlidir ve tarihsel açıdan ya da geçmiş anlamda bize geçmişle ilgili bilgi verme açısından çok önemli yerlere sahiptir arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Yine Niğde Ulukışla Ali Hoca Köyü taraflarını düşünün arkadaşlar. Bilenleriniz için konuşuyorum. Burada bir kaya da arkadaşlar milattan önce 800'lü yıllar diyebiliriz yine. 5 satırlık bir hiyerografi yazıt var. Burada Balkar Dağları Muti Dağı olarak isimlendirilen Balkar Dağı diyorum, Bolkar Dağları diye geçer. Bu aslında Muti Dağı diye, yani tarihteki ismi Muti Dağı'dır arkadaşlar. Şimdi diyor ki burada ben efendime hizmet ettim. O da bana Muti Dağı'nı verdi ve bereketli olmasını diledi. Bu şekilde bir yazıt var. Aslında bu yazıt günümüz itibariyle de bulunan arkeolojik veri olarak söylüyorum. İlk ruhsatnamedir arkadaşlar. İlk maden ruhsatıdır. Hiyerografik yazıt olarak düşünüyorum. Adam artık maden sahasının dışına buranın kendisine ait bölge olduğunu, kendisine verildiğini ve kendisinin de ruhsatı olduğunu yazıyla yazmış. İşlemeciliğinin genişliğini veyahut da işte devasalığını az çok şöyle bir gözünüzde canlandırabilirsiniz. O şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Orta Anadolu'da yaşayan Hititlerin başkenti Hattuşa, yani Çorum Boğazkale. Milattan önce 2300-2000 yıllarına kadar çok miktarda altından yapılmış eşyalar ve takılar bulunmuştur arkadaşlar bu bölgede. Bakın milattan önce 2300 ve 2000 ile 2300 yıllar arası diyeyim. Bu dönemlere dayanan çok sayıda altın eşya bulunmuş. Para yok. Paranın sona olduğunu biliyorsunuz. O yüzden bu hususa bir daha üzerinden geçmek istiyorum. Yani milattan önce dediğimiz zaman arkadaşlar genel itibariyle eşya arayacaksınız. Bu eşyalar yapılırken cüruflama dediğimiz, yani eşya yapımında altını kullanacaksınız. Maden işlemeciliği yapılacak. Bu zenginleştirme atölyeleri daha sonradan kuruldu. Öncesindeki dönem için şunu söyleyelim. Burada altın işlemeciliği yapıldıktan sonra posası olan posa kısmı atılmaktaydı. Yani buna cüruf da denilebilir. Altın cürufu denilebilir. Daha bir amiyane tabiri vardı, oraya girmeyeceğim. Bu kalıntılar dışarıda, özellikle dedektörle çalışan arkadaşlar için söyleyelim. Dışarıda böyle bir kütle şeklinde karşınıza denk gelir. Yani siz o bölgede gezerken büyük kütleler şeklinde karşınıza denk gelecektir. Bu kütleler aslında mesela demir atığıyla altın atığını böyle kıyasladığınız zaman ikisi birbirine çok benzer arkadaşlar. Bundan dolayı siz altın işlemeciliği olan bir bölgedesiniz. Yani Çorum Boğazkale çevresinde bir araştırma yapıyorsunuz, keşif yapıyorsunuz. Çorum Boğazkale çevresinde bu tarz bir şeye rastlarsanız, kalıntıya yani cüruf modeline rastlarsanız bunu muhakkak surette alacaksınız arkadaşlar. Eski dönem itibariyle tekrardan söylüyorum. Mesela milattan önce 2300 yılında günümüz teknolojisiyle bir kıyaslama yaptığınız zaman işlemecilik konusunda günümüz teknolojisinde bir madende 1 gram altın varsa, miligram dahil olmak üzere hepsi alınır. Ama eski dönemde bunlar alınamıyordu. Yani bir kısmı kalmaktaydı. Tamamen sömürme işlemi yapılamıyordu. Bu kalıntıları topladığınız zaman gerçekten büyük oranda altınlar elde edilebilir. İlerleyen dakikalarda size kum altınla ilgili bir şeyler de söyleyeceğim yine. Yeri geldiğinde onları da anlatırız arkadaşlar. Şimdi mesela Hattuşa'yı anlattık, Hititleri anlattık da burada birinci Hattuşili, yani Hititlerin en önemli kralları. Milattan önce 1650'li yıllarda yaşamış bir kraldan ediyoruz arkadaşlar. Kentin, yani kendi kentinin zenginliği o kadar büyükmüş ki arkadaşlar. Bir yazıt var. Bu yazıtta Hititlerin başkenti Hattuşa için, Çorum Boğazkale için, özellikle bu bölge için, Çorum bölgesi için söyleyelim. Gümüş ve altının ne başı vardı ne sonu vardı diyor. El Dorado diye bir şey vardır, efsane vardır. Altın şehir efsanesi vardır. Belki bilenleriniz bilir.
Aslına bakarsanız Eldorado hikayesi bu yazıttan çıkmadır arkadaşlar. Gerçekten o dönemdeki yaşayışı şöyle bir göz önüne aldığınız zaman veyahut da arkeolojik veriler olarak bir topladığınızda işte çıkan keşif raporları, kazı sonuç raporlarını incelediğiniz zaman o bölgenin neredeyse böyle bir altın şehir, komple bir altın şehir olarak değerlendirebileceğimiz bir seviyede olduğunu görmekteyiz. Bu şu demektir arkadaşlar. Çevresindeki iller, yaşayan medeniyetler olarak düşünün. Hitit dönemindeki Anadolu'daki merkez illeri olarak düşünün. Yani burası merkez şeyin Hititlerin merkezi olarak düşünür. İllerini düşünün. Bu iller de aynı şekilde zenginlikten pay almıştır. Ama genel itibariyle bölge itibariyle işte bu Çorum bölgesindeki arkadaşların araştırmalarda daha dikkatli olması lazım. Özellikle de eritme sonrasında, işleme sonrasında geriye atılan posalara denk geleceksiniz. Bu posaları muhakkak surette inceleyin arkadaşlar. Bunu da söyleyelim tekrar tekrar. Şimdi Doğu Karadeniz bölgesine geçeceğim. Şu haritamız daha şey olsun. Kolhis diye adlandırılan bir yerimiz var arkadaşlar. Milattan önce 1700 yıllara ait burası. Ayet diye bir kralın krallığı aynı zamanda. Arkadaşlar bu tarihsel olarak baktığımız zaman Kolhis bölgesi zenginliğiyle dillere destan bir yer. Eski Yunan'dan yola çıkan Argonotlar diye tabir edilen hırsız veyahut da eşkıya da diyebilirsiniz buna. Altın postu çalmak için buraya gelirlermiş. Bu bölgeye. Bu anlatımlarla sabit. Buraya çeşitli seferler de düzenlenmiş. Aynı şekilde yine buradaki altınları alabilmek için. Milattan önce 3. ve 4. yıllara denk gelen ve Güney Gürcistan'daki anlatılan orada bir efsane vardır Gürcistan'da. İşte büyük altın şehir diye Eldorado diye anlattığım vardı ya az önce. İşte Gürcistan'da da başka bir şekilde anlatılan bir altın şehir var. Oranın Kolhis olduğunu, Kolhis bölgesi olduğu söylenir anlatımlarda. Şimdi ben size burada şunu söyleyeceğim. Dedim ya eski Yunan bölgesinden çıkıp bu bölgeye altın malzeme çalmaya veyahut da işte buradan altın aşırmaya bu sebeplerle çeşitli seferler düzenlenmiş. Çeşitli eşkıyavari olaylar gerçekleşmiş. Bu demektir ki bize arkadaşlar Kolhis bölgesine gelen özellikle batı kesiminden gelebilecek yollar üzerinde bu bölgede yaşayan arkadaşlar için söylüyorum. Bölgeyi tamamen çevrelerek söylüyorum. Bu bölgeye gelen özellikle dağlık kesimdeki yolları düşünün arkadaşlar. Su kaynaklarının olduğu bölgeleri düşünün. Buralar %100 her işaretin peşinden gitmeyi bize söyler. Sebebi eşkıya mantığında anlattığımız işaretler. Kapalı alan işaretleri olmak üzere fark etmez. Ve yeri gelirse bu Yunanlarla ilgili ayrıntılı bir Yunan işaretleriyle ilgili Yunanların kullandığı çeşitli saklama metotları var. Bunlarla ilgili de bir video hazırlamak isterim. Bu hususların tamamı bu bölgede yaşayan arkadaşların bakması gerekenlerdir. Çünkü eşki olarak geldi, burada malzeme aldı, götürdü. Sonuçta peşine düşenler olacak. Bunları saklaması gerekecek. Veyahut da yükü ağırdır, hızlı gitmesi gerekiyor. Yani büyük ganimet kaldırmıştır. Bunlara saklaması gerekiyor. Giderken döküntüsü, işte bu bölgenin Kolhis'in yakınlarında dağlık kesiminde bulunan yerlere yapılan saldırılar neticesinde burada çıkabilecek arbedeler veyahut da Kolhis bölgesinde savaşa uygun ova bölgelerini düşünün arkadaşlar. Buralarda yapılan savaşlarda aynı şekilde savaş alanları, döküntü alanı olarak değerlendirebileceğimiz ve bu Kolhis bölgesindeki askerin cebinde muhakkak surette altın paranın olacağı, bu da aynı şekilde aklınızda bulunsun. Yani aynı zamanda şu demektir. Savaşçı mezarı diye tabir ettiğimiz mezarların diğer mezarlara istinaden daha değerli konumda veyahut da içinde altın malzeme çıkabileceği hususu değerlendirmelerimiz arasında olacak ve ona göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Bu dediğimiz hususlar. Yani hani abartmak istemiyorum aslında. Abartmaya da hiç gerek yok. Kolhis dediğimiz bölge Çorum'daki az önce bahsettiğimiz Boğaz Kale bölgesi var ya. Boğaz Kale'nin bir tık üstü diyebiliriz Kolhis'e. Anlatımlara yani tarihsel anlatımlara baktığımız zaman bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi Lidya Kralı. Lidyalıları zaten bilmeyeniniz yoktur. Krezus vardır arkadaşlar Lidya Kralı. Hazinedeki altının kaynağını bir yazıtta anlatır.
Sart çayır diye geçer arkadaşlar. Sart çay olarak Paktolos ismidir eski ismi. Burada Bozdağ'dan yani Bozdağ'ın bölgesinden Tımolos olarak geçer o bölgenin ismi. O bölgeden Tımolos'tan Bozdağ'dan akıp gelen altın kumu vardır diye yazıtta bu şekilde anlatmış anlatımı. Kralın Krezus'un anlattığı veyahut da işte Krezus'tan günümüze kalan yazıtta Bozdağ bölgesinden Sart çayından işte akıp gelen altın kumu vardı diyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu bölgedeyseniz ve siz bu çayın kenarlarındaysanız ya da bu çayın kenarlarında keşfe gittiyseniz bu çayın iç kısmında kalan bizlerin de özellikle defineci arkadaşların şey olarak karıştırdığı, mezar işareti olarak karıştırdığı altın yakalama altın tuzakları vardır. Yuvarlak sunu çanaklarına benzer. Bu sunu çanaklarını görürseniz gidin o sunu çanaklarının iç kısmına bakın. Bazen kurumuş bölgelere yakın olur. Yani siz bu çayın kenarlarında bu tarz sunu çukurlarını rastlarsanız içerisindeki toprağı şunu bunu atmayın. Onu söylüyorum size. Muhakkak surette içine bakın. Bu altın yakalama tuzakları burada anlatılan Lidya kralının Krezus'un anlattığı işte akıp gelen altın kumu diye tabir ettiği husus var ya altın yakalama tuzakları bu bölgelerde yoğunlaşır arkadaşlar. Yapım tekniği olarak baktığınız zaman diğer anlatımlara baktığınız zaman. O yüzden dediğim gibi tekrar ediyorum. Özellikle sunu çukuru modeline benzeyen durumlara denk gelirseniz bunların iç kısmını inceleyin. Aynı şekilde şey yapan, şelalenin akıntı yaptığı noktayı düşünün arkadaşlar. Orada gölet yaptığı ön kısmı var ya. Bu eğer ki çayın olduğu bölge işte akarsuyun olduğu bölgede siz bu tarz bir bölgeye rastlarsanız buraları incelemekten çekinmeyin arkadaşlar. Bu bölgeler veyahut da araştırma yapacağınız hususlar bunlar için önemlidir. İşte tarihin bize anlattığı veyahut da tarihten bize kalan bu yazıtlar defineciler için çok önemli yer arz ediyor arkadaşlar. Yani bizi o kadar güzel yönlendiriyor ki siz bu bölgedeyken bu çayın kenarında gezerken bakacağınız en önemli şeylerin ne olduğunu size net olarak söylüyor. O yüzden dediğimiz gibi tarih ve medeniyetleri bilmek önemlidir. Şimdi Krezus dediğimiz adam yani Lidyalı kralından bahsediyoruz. Gerçekten hani zenginliğiyle alakalı şu örneği vereceğim size. Delfi'deki Apollo tapınağına bu adam 117 külçe altın bağışlamış arkadaşlar. Yazılı kayıtlarda mevcut. Herodot tarihinde bunu anlatılmakta. Herodot'un yazıtlarında mevcut. Şimdi diyor ki Herodot yazıtında 117 külçe altın bağışladı diyor. Şimdi biz 117 külçe deyince çok bir şey gelmez değil mi bizim şeye? Orada Herodot diyor ki her külçe 2,5 yani 2,5 talanton çekiyordu diyor. Yani talanton da bir talanton 26 kilogramdı arkadaşlar. Buna göre yani 7600 kilo altın bağışlamış adam tapına bir seferde. Şöyle bir artık aklınıza bir tezahür edin yani söylediğimi bir şöyle yutkunarak düşünün. Bu adamın bu kadar altını çıkartırken aynı zamanda da altın kumu diye bahsettiği bölgeyi düşünecek olursanız ikisini birleştirdiğinizde araştırma yaparken ne kadar dikkat etmeniz gerektiğini size net olarak söylemekte arkadaşlar. Lütfen siz de yine keşiflerinizde bunlara dikkat edin diyelim. Yine milattan önce 600'lü yıllarda altın aratma tesisleri mevcuttu Anadolu'da arkadaşlar. Paktolos Nehri az önce bahsetmiş olduğum Sart Çayı diye geçer. Bu nehir bölgesinde doğu kenarlarında işte Sart kitaplı olarak da geçen bölge. Oraya çok gerçi girmek istemiyorum da. Yani Ankara ve İzmir yönünü düşünün arkadaşlar. Paktolos'un Ankara ve İzmir yönünü düşünün. Batı kenarlarında bu bölgelerde fazlasıyla az önce anlattığım arıtma tesisi. Yani o kum altından bahsediyoruz ya. Bunların arıtma tesisinin olduğu yerler ve normal som altın, maden çekine çıkarılan altınlarında eritildiği ve paraya döküldüğü atölyeler elde edilmiştir. Bunları ben darphane konusunda, darphanelerle ilgili vaktimiz kalmayacak anladığım kadarıyla da onu ayrı bir konu olarak size anlatacağım. Şimdi bu şekilde değerlendirin. Yani bu tabii ki sonuçlar, yani bu darphane ile ilgili işte paraların döküldüğü ve altın eritildiği ile ilgili hususları net olarak arkeolojik veriler üzerinden söylüyoruz arkadaşlar. Burada keşif raporlarında ve kazı sonuç raporlarında net olarak belirtilmiştir. Şimdi bu konuya çok girmeyeceğim dediğim gibi. Kral Midas'ın altınları
veya da altınlarının diyelim arkadaşlar toplam altınlarının Kral Midas'ı her şeyi dokunduğunu altına çeviren bir kraldan bahsediyoruz. Yani öyle büyük bir zenginlik. Bilecik yöresinde, Bilecik bölgesinde Bermios Dağı diye isimlendirilen bir dağ dolaylarından yani o bölgeden geldiği söylenir. Tekrar ediyorum. Kral Midas'ın her şeyi dokunduğu her şeyi altına çevirdiği söylenen efsane kraldan bahsediyoruz. Bu kralın altınlarının Bilecik bölgesinden, Bilecik'in de Bermios Dağı diye tabir edilen o bölgeden geldiği yazıtlarda mevcuttur. Yani bu da Bilecik bölgesinin de aynı zamanda büyük oranda artırıyor bize. Şimdi Frigya bölgesini, Frigyalıları anlattık size. Frigya topraklarında altın ticaretiyle ünlü Çavdarhisar bölgesi vardır. Çavdarhisar bölgesinde arkadaşlar borsa binası vardı. Ve yazıt olarak da ele geçirilen borsa binasındaki işte yapılan arkeolojik çalışmalarda duvarda altın ve gümüşlerin fiyatlarının yazılı olduğu görülmüştür. Yazılı olarak ele geçirilmiştir arkadaşlar. Adamlar hani altın ve gümüşü işlemeyi o kadar ileri seviyeye taşımışlar ki bunu borsaya çevirmişler. Borsa açmışlar bu bölgede. Bu şekilde değerlendirilmiş. Siz de yani hani anlattığımız konuları daha net aklınıza kalsın diye bu şekilde söylüyorum. Hani bunlar antik dönemler için anlattığımız hususlar. İşte mesela Osmanlı'dan örnek vereceğiz. Daha bu Osmanlı kısmına hiç geçmedik. Kanuni döneminde arkadaşlar 40 tane darphane vardı. Sadece Kanuni döneminde 40 tane darphane vardı. Bu 40 darphanede işte Gümüşhane bölgesinde Canca ismi Canca ile anılır. Canca adıyla altın paralar basılmıştır. Gümüşhane bölgesinde. Yani bunların hepsi bize çeşitli şeyleri, altın yataklarını, maden yataklarını anlatmakta. O şekilde söyleyeyim. Bir haritamız vardı. Onu tam olarak buraya koymamış olabilirim muhtemelen. Ondan kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bu anlattıklarımız tabii daha çok Batı Anadolu için geçerli. Yani yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler için anlattık. Yani Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da yok mu diye soracak olursanız o bölgeler için daha ayrıntılı bir video hazırlayacağım. Şimdi anlatmaya kalksak daha uzun sürecek. O yüzden o bölümleri ayrı ayrı değerlendireceğiz. Yani daha sonraki videolarımızda. Şimdi bir altın madenciliği ve darphaneleri ayrı ayrı anlatalım istedim. Çünkü bu ikisini bilmek zorundayız arkadaşlar. Özellikle hani şimdi adam işaret fotoğraf atıyor bize. Mesajda işte bölge neresi diyorum. Abi söylemek istemiyorum. Sebep işte yani zamanında birileri tokatlamaya çalışmış arkadaşlar. Biliyorsunuz bu işin o kadar çok dolandırıcısı var ki akıllara ziyan arkadaşlar. Hani herkese güvenmeyin ne olursa olsun ben onu söyleyeyim. O yüzden söylemiyor bölgeyi. Hani bölgeyi söylemiyor ona yardımcı olmaya çalışıyoruz ancak hani fotoğraf üzerinde ne kadar yardımcı olabilirsiniz? Az şöyle bir düşünürseniz hani %5 %10 yardımcı olabilirsiniz fotoğraf üzerinden. Hani çevresinde şunu ara, bunu ara gibisinden veyahut da işte şu yön istikametine gidebilirsin, o yönde şunları bulabilirsin diye değerlendirmeler söyleyebiliyoruz en nihayetinde. Ama dediğim gibi hani şu anlattığım hususları şöyle bir değerlendirirseniz arkadaşlar. Yani Bozdağ bölgesinde olan bir işaretin, Bozdağ bölgesindeki bir işaretin olduğu yerle işte daha iç bölgelerde olan bir işareti kıyasladığınız zaman ben Bozdağ'daki işareti o adama ya burası değersiz desem belki de onun hakkına girmiş olur. Çünkü Bozdağ çayının veyahut da Bozdağ akarsuyunun Bozdağ bölgesindeki akarsuları için konuşayım yine. Bu bölgedeki işaretlerin kıymetinin bu anlattığım şekliyle şimdi bu arkadaş izlerse daha bir üzerine gidecektir. Ben de bölgeyi Bozdağ bölgesi olduğunu bilsem derim ki arkadaşım sen kesinlikle bu bölgeden ayrılma. Bu bölge üzerine keşif çalışmalarına devam et. Yani bu bölgede izinli kazı alırsan, izinli kazı çalışmasına başvurursan burası senin emeğini fazlasıyla kurtarır. Yani bunları anlatabilirim o arkadaşa. Siz de aynı şekilde bu anlattığımız hususlar özellikle madencilik ve bir sonraki konumuz nasip olursa yetişirse darphane konusunu anlatacağım. Bu iki hususu ve medeniyetler hususunu bunları önemli takip edin arkadaşlar. Her definecinin bilmesi gerekiyor bunu. Bilmesi gerekiyor dememin sebebi de şu. Tekrar söylüyorum. Tekrar üstüne vurgulayarak söylüyorum. Bir balık işareti düşünün. Ya balık işaretine gerek yani o zenginlik içerisinde de tabii diğer işaretlere göre daha zengin ama balık işareti değil de yuvarlak sunu çukurundan bahsedeyim. Yuvarlak sunu çukurlarının yapım ve işçilik
ararız değil mi? Genel itibariyle. Yuvarlak sunu çukurları cinsiyet belirtmeksizin bize mezar konumunu verebilecek işaret sistemleridir. Genelde işte mezarlar için ve sunular ile alakalı olarak mezar sunusu mezarından uzak olamaz kaidemiz var. Şimdi bu mezar sunusu, mezar çukurunu haritada belirtmiş olduğumuz, yani birinci haritamız, ikinci, üçüncü haritamız ayrı ayrı şey yapayım. Bu mezar çukurumuzu ben Kolhis bölgesinde görürsem, bu mezarın ben diğer bölgelere göre daha kıymetli olduğunu ve Kolhis'in altın şehir olarak bildiğim için orada daha yoğun bir araştırma yapmam gerektiğini bana söyleyecektir. Yine işte Kazman'da, Gümüşhane'de, buradaki anlattığım yani şu şey olarak bakın arkadaşlar, Hatay Kişecik dahil olmak üzere buradaki şeyleri bir aklınıza şey yapın. Bu bölgelerde bulacağınız kötü işaret diye veyahut da fakir işi diye tabir ettiğimiz işaret sistemlerinin değerinin nasıl arttığını göreceksiniz. İkinci durumumuz, şimdi Lidyalıların para basmaya geçmeden önceki dönemi için konuşuyoruz. Yani milattan önceki yıllar için konuşuyoruz. Bu yıllarda elde edilen veriler, işte Samsun merkezden bahsettik. Elde edilen buluntuların objeler olduğunu ve bu objelerin çok iyi işçilik elde edilen, yani yaprak, taç veyahut da işte büyük siniler, altın siniler, bunların kral mezarlarında çıktığını görüyoruz. Daha düşük işçiliklerin ise fakir mezarları diye tabir ettiğimiz mezarlık alanlarında karşımıza denk geldiği olmuştur. Yine bunlar arkeolojik verilere dayanarak söylediğimiz hususlar. Yani altın işlemeciliğinin olduğu bölgenin, o bölgede bulunan işaretlerin işte zenginlik ve fakirlik ayrımı bu şekilde. Altının iyi işlemesi, üzerinde telkari olması kral ve üst statüdeki bir insanın yerini anlatırken, daha düşük işçilikteki altın fakir durumdaki dönemin fakiri diye tabir ettiğimiz yerde. Birinde 64 parça çıkar, birinde 4 parça çıkar. Yani zengin ve fakir ayrımı aslında bu şekilde. Bu işlemeciliğin, maden işlemeciliğinin olduğu bölgeler için konuşuyoruz arkadaşlar. Siz de özellikle kendi yaşadığınız bölgeler, bu anlattığımız bölgelerse, bu bölgelerdeki işaretleriniz üzerine bir daha yoğunlaşın diye söyleyebiliriz, tavsiye edebiliriz. Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hakkınızı helal edin, vaktinizi alıyoruz. Umarım bir faydamız, bir yararımız dokunuyordur. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kesinlikle gönül koymayın arkadaşlar. Mesajlarınızı geç kalıyorum. Kalacağım gibi de görünüyor. Çünkü tekrardan bu rahatsızlık konusunda bir 10 gün falan aranızda olamayabilirim. Bu birkaç gün, önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu şekilde. Ondan dolayı yani şimdiden hakkınızı helal edin diyelim. Ama bir şekilde tekrardan dönüşlerinizi sağlayacağım. Allah'ın nasip ettiği sürece. Allah yar ve yardımcınız olsun. Nasibiniz bol, kazancınız bol olsun. Rabbim emeklerinizi boşa zayi etmesin. Bu anlattığım hususların tamamı arazide size yardımcı olacak unsurlardır. Hangi işaretin ne anlama geldiği yönündeki anlatımlardır. Burada kesinlikle yasa dışı kazdan, kaçak kazdan uzak durun arkadaşlar. Anlattığımız şeyleri zaten sizin izinli kazı alıp almayacağınıza değip değmediği yönünde size fikir edindirebilmek adına anlattığımız durumlardır. Bu hususlara dikkat edin. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Saygılarımla, sevgilerimle. Hoşça kalın değerli dostlarım.